Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Devin'le beraberiz. Devin bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki de. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Devin Duran. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Topluluğumuzda şu anda yönetim kurulu başkanlığımız, aynı zamanda sosyal aktivite koordinatörlüğü yapıyorum. Şu anda bölümümüzde aynı zamanda bitirme projesiyle uğraşıyoruz. Yani bizim için çok yoğun bir süreç diyebilirim. Yani 4. sınıflar adına. Ben kendi adıma aynı zamanda işletmeden yan dal yapıyorum. Bu süreçte EMT ile uğraşmak ve güzel iletişimler kurmak, ekip çalışması yürütürken aynı zamanda etkinlikler yapmak bizim için gerçekten çok güzel, çok keyifli. Şimdi zaten biraz size zirveden ve etkinlikten bahsedeceğiz. Geçen sene zirve etkinliği siz hazırlamıştınız. Size biraz bir süreçten bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle bu benim 3. senem yönetim kurulunda. Geçen sene zirve koordinatörlüğü yapmıştım. Ondan önceki sene de sponsorluk ve workshop koordinatörlüğü yapıyordum. Geçen seneki zirve koordinatörlüğü sürecimizde biz aslında zirve koordinatörlüklere seçildikten sonra Temmuz ayında başlayıp etkinliklere ve daha doğrusu bütün dönemin sonuna kadar süreci yönetiyoruz diyebilirim. Zirve koordinatörlüğü için de Temmuz ayında başladık ve geçen sene Mart ayının başlarında bu etkinliğimizi bitirdik. Bizim için gerçekten çok güzel, çok heyecan verici bir süreçti. Ama tabii ki de zorluklar oldu, sonunda iptal eden konuşmacılar oldu, okulun bütçeyi karşılamada durumlar oldu. Ama bunların üstesinden gerçekten hem geçen seneki partnerim Damla ile hem de ekip çalışmasıyla üstünden geldik diyebiliriz. Geçen sene çok güzel, çok dolu bir etkinlik geçirdik. Hafta sonu sürdü. Yine klasik fasılımızı yapmıştık. Acayip renkli bir fuay alanı, bir sürü workshoplarla güzel bir etkinlik geçirip diyebiliriz. Hatta şöyle bir bilgi verebilirim. Ben şu anda part-time çalışıyorum. Bir yerde haftada 2000 online. Şu anda çalıştığım yer benim geçen sene zirve çağırdığım konuşmacıydı. Ben hem stajımı hem de işimi oradan ayarladım. Yani aslında EMT'ye girdiniz mi size böyle kapılar da sunuyor diyebilirim. Bana çok fazla şey kattı ama en güzel kattığı şey de takım çalışması diyebilirim. Süreci hazırlarken ki duygu ve düşüncelerin aslında? Süreci hazırlarken tabii ki de sonunda aldığımız emeği görmek bizi çok mutlu ediyor. O kadar insana ağırlanmak ve gelen bütün konuşmacıların mutlu bir şekilde ayrılması bizi çok mutlu ediyor. Ama onun tabii Temmuz ve Mart ayı başı arasındaki süreç bizim için çok yoğun ve çok zorluydu diyebilirim. Çünkü hem sponsorlardan hem konuşmacılardan haber bekliyorsun. Ona göre sponsorluk bütçeni ayarlıyorsun. Okula belgeler. Yani gerçekten çok yorucu, çok fazla emek verdiğimiz bir süreç oldu. Ama başına da söylediğim gibi sonunda etkinliği yaşamanın verdiği has, yani herkesin mutlu ayrıldığını görmenin verdiği has bizim için bambaşkaydı. Bambaşkaydı. O yüzden bütün emeğimize, bütün yorgunluğumuza değdi diyebilirim. Bu seneki zirvenize konusu hedef. Sence tamam nasıl olmuş, hedef senin için ne ifade ediyor? Şöyle söyleyebilirim. Özellikle zirve için her sene konu seçilirken biz özellikle kişisel gelişim sürecinden bir konu başlığı seçmeye dikkat ediyoruz. Geçen sene dengeyi işlemiştik. Tamamen pandemiden sonra kendi dengemizi, kendi içimizi bulmak üzerineydi. Ve bu sene hedefle birlikte tamamen kafamızdaki şeyleri oluşturmaya, oturtmaya, yeni hedefler koymaya, yeni hedefler bulmaya. Tamamen zaten bizim etkinliğimiz kişisel gelişim etkinliği. Yani bu kişisel gelişim etkinliğindeki süreçte yeniden hedeflerimizi bulup koyduğumuz hedeflere ilerlemek üzerinden gideceğiz diyebilirim. Son olarak zirve etkinliğine katılacak arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Yaşar EMT'nin en büyük etkinliği olan zirvede seninle yerini ayırmak istiyorsan 29-30 Nisan tarihlerinde kesinlikle kaçırma. Ayrıca bu seneki yeni hedeflerini belirlemek ve belirlediğin hedeflerle zirveye ulaşmak için bu etkinliği kaçırma. Merhaba arkadaşlar, bugün Nesrin'le beraberiz. Nesrin, biraz kendini tanıtır mısın? Merhabalar, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Nesrin Özbay, Endüstri Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda bitirme projesiyle uğraşıyoruz. Genel olarak vaktimizin çoğunluğu onunla birlikte geçiyor. Onun haricinde Endüstri Mühendisi topluluğuyla aslında üniversiteye başladığım ilk yıl hazırlıkta tanıştım diyebilirim. Geçtiğimiz sene de teknik gezi koordinatörlüğünü yürütmüştük birlikte MT ile. Bu şekilde. Harika. Geçen sene zirve etkinliği de siz hazırlamıştınız. Bize biraz süreçten bahseder misiniz? Tabii ki de. Geçen sene denge temalı bir etkinlik düzenlemiştik. Yani zirve zaten Endüstri Mühendisliği topluluğunun düzenlediği hem en büyük organizasyonu hem de bizim göz bebeğimiz diyebilirim. Etkinlik sırasında da öncesinde de tabii ki hepimiz çok büyük emekler sarf ediyoruz ve etkinlikte de gerçekten alanında uzman çok değerli konuşmacılarımız var.
sadece mühendislere hitap eden bir etkinlik de değil aslında. Hemen hemen her branştaki insanların katılıp her oturum sonrasında kendilerine bir şeyler katabileceği keyifli bir organizasyon oluyor genelde diyebilirim. Süreci hazırlarken ki duygu ve düşüncelerin nelerdi? Yani sanırım bu soruyu şöyle cevap verebilirim. Ben hazırlıkta MET ile tanıştım ve ilk zirvem hazırlık sınıfındaydı. Hazırlıktayken normal katılımcı olarak katıldım. Birinci sınıfta ikinci zirvemde organizasyon ekibindeydim. Sonraki yıllarda da koordinatör olarak zirvede bulundum. Bu sene umuyorum ki 5. zirvem olacak arkadaşlar. Gerçekten yani bu kadar büyük bir organizasyonun düzenlenmesinde arka planda aslında gerçekleşen onlarca saat toplantılar, işte krizanları, o krizanların arkadaşlarınızla birlikte çözmek vesaire bir sürü şey yaşıyorsunuz. Hem aslında keyifli ve öğretici bir süreç oluyor diyebilirim. Bu seneki zirvemizin konusu hedef. Sence kanalımız nasıl olmuş ve hedef senin için ne ifade ediyor? Yine her zamanki gibi çok ilgi çekici bir tema belirlemişsiniz. Onun için tebrik ediyorum sizi. Bence hedef durağanlığı bırakmadaki ve sürekli gelişmedeki en temel sebeplerden biri. En azından kendim için bu şekilde diyebilirim. Çünkü insanın ne kadar çok hedefi varsa o hedefe ulaşmak için o kadar çok zaman harcıyor, emek veriyor. Bunu söyleyebilirim. Son olarak zirve etkinliğine katılacak arkadaşlarımıza ne demek istersin? Eğer sizin de zirvede olma gibi bir hedefiniz varsa 29-30 Nisan'da kesinlikle bizimle birlikte olmalısınız. Teşekkür ederiz katılımın için. Ben teşekkür ederim.